Sayın hocalarım, sayın katılımcılar, oturumuza hoş geldiniz. Oturum başlığımız antenler ve propagasyon 1. Oturumumuzda 6 tane giriş sunacak. Süremiz 90 dakika. Oturum sonunda, yani bir sonraki oturum saat tam 2'de başlayacağı için zamana biraz rica etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla benim katılımcılardan ricam, giriş sunan hocalarımızdan ricam, 12 dakika sunum, 3 dakika soru cevap olacak şekilde toplam 15 dakika olacak şekilde süreye uymalarını rica ediyorum katılımcılardan. İlk bildirimiz 46 numaralı bildiri. Çift bantlı bıçak anteni, bant genişliği ve kazanç artırma modifikasyonları başlığı bildirimiz. Tayfun Okan hocamız tarafından sunacak. Tayfun hocam buyurun. Teşekkürler hocam. Sanırım sesim geliyor hocam. Ekranda paylaştım ama bir sıkıntı yok galiba. Evet hocam, duyuyoruz. Buyurun. Merhaba, ben Tayfun Okan. Gazi Üniversitesi'nde doktor öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım. Bu çalışmamızda çift bantlı bıçak antenin bant genişliği ve kazanç artırma modifikasyonları hakkında bir çalışma gerçekleştirdik. İçerik şu şekilde olacak. Önce bu blade antenler, bıçak antenler hakkında bilgi vereceğiz. Ardından çalışmanın amacından bahsedeceğiz. Anten tasarımından, simülasyon sonuçlarından konuşacağız. Değerlendirme ve karşılaştırma kısmı var. Ardından referans ve soru kısmı var. Bıçak antenler şekilde görüldüğü gibi daha çok hava araçlarında yer almaktadırlar. Anten bilindiği üzere kablosuz iletişimdeki en önemli bileşenlerden biridir. Bıçak antenlerde özellikle uçaklarda kullanılan monopol tip bir anten yapısıdır. Bıçak antenler kendisine bir radom kullanılarak, burada görüldüğü gibi kaplama olarak bir radom kullanarak olumsuz atmosferik şartlara dayanabilmekte ve antene iyi bir yalıtım sağlamaktadır bu aynı zamanda. Çoğu bıçak anten şekilde görüldüğü gibi bir yamuk şeklindedir. Bunların kullanım amaçları mobil gözetleme, karıştırma, spektrum izleme gibi farklı amaçlarda kullanılabilmektedir. Genellikle çalıştığı frekanslarsa very high frekans, ultra high frekans, S bandı, C bandı ve X bandı olarak literatürde geçmekte. Yani yaklaşık 100 MHz'lerden başlayıp 10 GHz'lere kadar devam edebilmekte. Avantajları hafif olmaları, şekil olarak uygun olmaları, düşük profil ve düşük hacimli olmaları, yer yer alt taş substrate malzeme kullanımı gereksinimi olmaması, yüksek kazanca sahip yapılar aynı zamanda elde edebiliyor olmamız, doğrusal veya dairesel polarizasyona sahip olabilmeleri. Bu çalışmada şöyle bir amaç güttük. Nispeten daha alçak frekanslarda, yani VHF ve UHF frekans bandında çalışan bir anten tasarlamak istedik. Çift bantta çalışmasını gene amaç edindik. Bir dielektrik malzeme kullanmadan, substrate kullanmadan tamamen bakırdan bu anteni geliştirmek istedik. İki bantta çalışıyor demiştik. Bu bantlardan birisinde geniş bir bant genişliğine sahip olsun dedik. İkincisinde de nispeten daha yüksek bir kazanca sahip olsun istedik. Yani kullanım amacına göre böyle bir tercih yapılabilsin istedik. Aynı zamanda üç yarıklı bir yapıya sahip olmasını amaç edindik. Tasarım sırasında izlediğimiz prosedür akış şeması şu şekilde oldu. Önce antenin amacını belirledik, tasarım amacını. Ardından kullanılacak dielektrik ve iletken malzemeleri belirledik. Besleme metodu, tekniğini ve yaklaşık olarak kabaca frekans, çalışma frekansına göre anten boyutlarını belirledik. Ardından da CST, Microwave Studio programını kullanarak anten çıktılarını simüle ettik ve parametreleri bazı optimizasyon teknikleriyle Particle Swarm optimizasyonunu kullandık, optimize ettik.
Burada antenin tasarımı görülmekte. Dediğim gibi CSD'yi kullanarak yaptık bunu. Bu en sol taraftaki anten temel anten tasarımı. Sağ taraftakilerde perspektiften ve yan karşıdan parazitik öncü kenarlı önerilen anten tasarımını göstermekte. Bu boyutları dediğim gibi amacımıza uygun bir şekilde olacak şekilde optimize ettik ve optimizasyon tekniği olarak bu CSD'deki Particle Swarm Optimization algoritmasını kullandık. En alttaki tabloda da antenin elde edilen, istenilen çıktıları sağlayacak parametreleri, boyutları verilmekte. Bıçak anten görüldüğü gibi sol üstteki resimde üç yarıklı bir yapıya sahip. Altta bir toprak ground'u, ground'u var ve bir koaksiyel beslemesi de o ground'un altından beslemesi de antenin sağlanmakta. Parazitik öncülüğü de görüldüğü gibi blade'in önüne bir parazitik yapı koyduk. Bu yapının genişliği W7 olarak gösterilen genişliği ve L olarak gösterilen uzunluğu da gene anten karakteristiği üzerinde etkili oldu. İncelediğimiz bu sunuma daha doğrusu yerleştirdiğimiz parametreler bant genişliği için S1-1'i koyduk. Anten kazancını, ışım örüntüsü ve polarizasyon analizlerine baktık. Burada 3 farklı anten var. 3 farklı grafikte eğri var. Bizim esas sunulan anten parazitikli olan, yani mavi datıtlı olan. Siyah olan parazitiksiz anten. Kırmızı olansa bu parazitiksiz antenin FR4 üzerine uygulanmış hali. Burada görüldüğü üzere her üçü içinde iki bant var. İki bantı var antenin. Tabloya bakılacak olursa eğer parazitikli antenin birinci bantta, yani 116-183 MHz bandında oldukça geniş bir bant genişliği var. Yaklaşık bunu fraktal bant genişliği olarak ele aldık. %42.67 kadar bir bant genişliği var. İkinci bantta da biraz daha düşük, 10.54'lük bir bant genişliği var. Az önce sunumun başında bahsettiğim gibi bizim amacımız ilk bantta ciddi bir bant genişliği sağlamak, ikinci bantta da kazanç olarak daha yüksek bir kazanç sağlamaktı. Burada da kazanç grafiği var. Parazitikli olana bakılacak olursak ilk bantta 2.5 dB'lik, ikinci bantta ise 6.2 dB'lik bir kazanç elde ettik. Bu kazanç değerleri rezonans frekansındaki kazanç değerleri. Tabloda da görüldüğü üzere. Ardından ışıma örüntüsünün analizini yaptık. Sol taraftaki ilk bantta, sağ taraftaki ikinci banttaki rezonans frekanslarındaki ışıma örüntüsü modelleri. Genelde blade antenler, bıçak antenler omnidirectional, yani çok yönlü olarak kullanılmayı tercih ediyorlar. Bu sol tarafta görüldüğü üzere çok yönlü bir ışıma sağladı ilk bantta anten. Bu geniş bantta olduğu durumda. Sağ taraftaki de ikinci banttaki durumu. Orada zaten kazancının yüksek olmasının sebebi haliyle yönlü bir hale bürünmesinden kaynaklandı. Orada da bu şekilde görüldüğü gibi kırmızı kısımlarda 6.5 dB yaklaşık bir kazanç elde etmiş olduk. Dolayısıyla yani bizim amacımız bu oldu. İlk bantta geniş bantta bir kullanılabilecek, ikinci bantta da geniş kazanca sahip bir anten elde etmekte. Bunun polarizasyonlarına bakmak istediğimizde eksensel oranının analizini yapmış olduk. Burada da ilk bantta eliptik bir polarizasyona sahip olduğunu, ikinci bantta ise circular, çembersel bir polarizasyona sahip olduğunu gözlemledik. Çembersel bir polarizasyona sahip olması bu tarz antenler için önemli çünkü iyonosferik tabakalarda veya yağmur gibi, bulut gibi durumlarda haberleşmeyi kolaylaştırıyor. Karşılaştırma yapacak olursak en altta bizim sunduğumuz anten var. Burada iki anten dielektrikli bir yapıya sahip. Dielektrikli bir yapıya sahip olması üretimde daha karmaşıklık ve maliyeti arttırıyor. Bizimkisi dielektriksiz, direkt metal yapıda. Ve sadece son iki anten çift banta sahip. Diğerleri görüldüğü gibi tek banta çalışıyor.
Bizim antenimiz ilk banttaki o maksimum bant genişliği olarak %42-67'lik bant genişliğiyle ve 6.2 dBi'lık kazancıyla, ikinci banttaki maksimum kazancıyla diğer antenlerden, blade antenlerden, bıçak antenlerden ayrışmış oluyor. Bu şekilde bir başarı elde etmiş olduk. Zaten çok hali hazırda bir bıçak anten yok aslında literatürde. Burada onların hepsini görebilirsiniz. Evet, benim sunumum bu kadar. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Eğer sorunuz varsa alabilirim. Umarım zamana da uymuşumdur. Teşekkür ederim hocam. Gayet vakitli oldu. Katılımlardan soru alabiliriz eğer varsa. Sözle konuşabilirsiniz ya da yazabilirsiniz. Sanıyorum yok. Tayyip hocam ben sorayım o zaman. Tabii bu hocam. Çalışmanın bilgisayar zaman hakkında bir şey söyleyebilir misiniz? CPU time ne kadar zaman alıyor bu tasarım yaklaşık olarak? Hocam şimdi CSD'de biz bunu yaparken CSD'de yaptık demiştim. Düşük frekansta olduğu için hani şey hesaplaması band genişliğinden şeyden dolayı dalga boyundan dolayı çok fazla zaman alan bir çalışma olmadı. Fakat en çok zamanı yiyen optimizasyon kısmı oldu. Optimizasyon kısmında bayağı bir zaman harcadı. Hani onu kesin bir ölçümde bulunmadık. Fakat dediğim gibi en çok zaman alan kısmı bu optimizasyon kısmı oldu. Teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Sanıyorum başka soru yok. Bir sonraki katılımcıya geçiyoruz. Bir sonraki bildiriye geçiyoruz. Bir sonraki bildirimiz 90 numaralı bildiri. Ultra geniş bant uygulamaları için aynen bir geniş bant getirilme karakteristiği mikro şehit tarihsel monopon anten tasarımı. Evet, Mahmut Ahmet Güzel hocamız tarafından sunacak. Evet, buyurun Mahmut hocam. Merhaba hocam. Hocam mümkünse kamerayı açabilirsiniz. Tabii hocam. Sindiriz. Bir saniye rica ederim hocam. Ekran geldi galiba değil mi? Ekranı görüyoruz hocam. Siz de görmek isteriz. Tabii tabii hocam. Açacağım da. Bir saniye bekleteceğim sizi. Görüntü geliyor mu hocam? Evet, evet tamam, tamam hocam. Buyurun. Merhabalar. Şöyle ekranı bir mütelim önce. Sonra bir şuradaki ayarları yaptıktan sonra başlayacağım. Merhaba, ismim Mahmut Ahmet Güzel. Süleyman Demirel Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisi bölümünde elektromanyetik alanlar ve mikrodalga tekniği anabilim dalında doktor öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım. Bugün sizlere ultra geniş bant uygulamalar için ayarlanabilir geniş bant filtreleme karakteristiğine sahip köşelik dairesel monopol anten tasarımı başlıklı çalışmanın sunumunu gerçekleştireceğim. Sunuma başlamadan önce sunum planından bahsetmek istiyorum. Öncelikle çalışma için bir giriş kısmı bulunuyor. Burada ayrıca çalışmanın motivasyon kaynaklarından da bahsedilecek. Daha sonra önerilen antenin tasarımları tanıtılacak ve ultra geniş bant anten tasarım süreçleri tartışılacak. Hemen sonrasında diyot özellikleri, seçimi ve filtreleme karakteristiği gibi bilgiler verilecek. Akabinde anten benzetim sonuçları verilerek literatürde yapılan çalışmaları ile bu çalışma bazı kriterler açısından karşılaştırılacak. Üstünlükleri, dezavantajları ile getirilecek. Son olarak yapılmış öneriler kısmı bu çalışma ile geniş bant filtreleme karakteristikli ultra geniş bant anten tasarımı gerçekleştirilmiştir. Federal İletişim Komisyonu en az 500 MHz bant genişliği ve %20 bant genişliğine sahip sistemleri ultra geniş bantlı sistemler olarak tanımlamaktadır. Ve 2002 yılında aldığı kararla veri iletişimi ile radar güvenlik uygulamalarının daha da
radar güvenlik uygulamalarında kullanılabilsin diye 3,1 ile 10,6 GHz bandını açmak, kullanabileceği kararını çıkarmıştır daha doğrusu. Bu çalışma ile önerilen anten tasarımında özellikle tasarımın basit olması, düşük maliyetlerle üretilebilmesi, uygulama kolaylığına sahip olması, tabii en önemlisi frekans ayarlanabilir, geniş band titreme karakteristiğine sahip olması hedeflenmektedir. Tasarlanan bu anten, geniş band sistemlerin kullanıldığı askeri alanlar, biyomedikal sistemler, giyilebilir teknoloji, 5G sistemlerin bir kısmı ve kablosuz enerji transferi ya da radyo frekansı enerji hasatlama sistemlerinde kullanılabilir. Zaten bu çalışmanın motivasyon kaynaklarından yani en önemlisi diyelim, radyo frekansı enerji hasatlamalarında böyle bir antene ihtiyacın hasıl olmasıdır. Bu çalışma kapsamında iki adet anten tasarlandı söylenebilir. Anten A ile ultra geniş band özelliğe sahip dairesel monopol anten tasarımı gerçekleştirildi. Anten B ile de anten A üzerinde iki adet mikroşerit hat saplama ile varaktör diyotlar eklenerek bir tasarım gerçekleştirildi. Şekil 2'de görüyorsunuz, anten B ile gösterilmiş. Yani anten A tasarımını biz aslında anten B'yi oluşturabilmek için gerçekleştirilen bir ön çalışma olarak, çalışma aşaması olarak değerlendirebiliriz. Asıl önerilen anten tasarım açısından B ile gösterdiğimiz anten B'dir. Şekil 3 ile de bu tasarıma ait S parametre sonuçları, yani S11 sonuçları gösteriliyor. Yalnız S11 sonuçlarını incelemeden önce biraz tasarım süreçlerinden bahsetmek istiyorum. Öncelikle çalışmada ultra geniş band uygulamaları için geniş band filtreleme karakteristikli bir anten tasarımı gerçeklenmesi amaçlandığı için anten A'nın, yani ultra geniş band özelliğe sahip bir antenin tasarlanması gerekiyordu. Geniş band çalışma sağlayabilmek için anten düzlemsel bir monopole esas alarak tasarlandı. Şekil 5'te gözüktüğü gibi R yarıçapına sahip dairesel bir yama, bir toprak düzlemi ve 3 farklı genişlik ve uzunluktaki uyumlandırma hatlarından oluşan bir besleme hattına sahiptir. Bu tasarım için kalınlığı 0,762 mm, dielektrik sabiti 2,55 ve kayıp tanjantı 0,013 olan Arlon AD255C taban malzemesi kullanıldı. Anten yüzeyinde gözüken dairesel yama çapı sayesinde merkez frekansı değerine göre uygun bir yama gerçekleştirilebilir. Tabii literatürde geniş band uyumlandırma yapabilmek için birçok teknik var. Bunların yani çalışmada da esinlenen tekniklerden bazılarını burada gösterdik. İşte örneğin şekil 4C ile gösterilen teknikte bir dikdörtgensel yama ile toprak düzlemi arasında besleme aralığı optimizasyonu yapılmış. Şurada H-gap diye gözüküyor mu bilmiyorum. H-gap diye bir kısım var. Burada toprak düzlemle, işte toprak düzlemle yama düzlemi arasındaki bu boşluğun değiştirilmesiyle uyumlandırma gerçekleştirilebiliyor. B ile gösterilen yama yüzeyinde ise besleme hattı geçişleri kullanarak yapılan bir uyumlandırma var. Yine A ile aynı şekilde A ile gösterilen kısımda da toprak düzlemi üzerinde oluşturulan yarıklar kullanarak geniş band uyumlama için çalışmalar yapılmış. Biz de bu çalışmada B ve A ile gösterilen teknikleri kullandık ve dairesel yama anten için uyumlandırma yapabilmek için A ve literatürdeki gösterilen A ve B'de gösterilen uyumlandırma tekniklerini birlikte kullanarak uyumlandırmayı gerçekleştirdik. Evet. Daha sonra önerilen anten için tasarım sürecine geçilmiş oldu ve iki adet özdeş varaktör diyot eklenerek anten A'ya ayarlanabilir filtreleme karakteristiği kazandırıldı. Burada kullanılan diyotlar için SMV1229 varaktör diyotu seçildi. Bu varaktör diyot üzerine düşen ters gerilmeye bağlı olarak bir kapasite değeri oluşturuyor. Varaktör diyotun işte 0-8 volt arasında ters gerilmemesi ile 0 volt için 37,35 pikofarad, 8 volt için de 2,03 pikofarad arasında değişen değerlere sahip bir kapasitör gibi davrandığı söylenebilir. Şekil 7 ile gösterilen grafik bu çalışmada kullanılan varaktör diyotun data sheet'inden çekilen verilerle elde edilmiş bir grafiktir. Bu grafikte aynı zamanda da
bu varak bölgeleri yotun, yani SMV 1249'un eşdeğer devresinde görüyorsunuz. Ekrandaki tabloda SMV 1249 varak diyor diyotunun data sheet'inde farklı muadiller için verilen değerler görülüyor. Burada özellikle SMV 1249'un seçilmesindeki en önemli sebep yaklaşık 40 pikofarad sonrası için bu önerilen anten tasarımında filtreleme karakteristiğinde ciddi bir değişiklik meydana gelmiyor. Bu sebepten dolayı aslında SMV 1249 seçilmiş oldu. Burada aslında aynı data sheet'te SMV 1249'un farklı muadilleri de gösteriliyor. Mesela SMV 1253'e baktığınız zaman 69 pikofaradla 3 nokta, yani değişen gerilimler verildiğinde 0 ile 8 volt arasında 69 pikofaradla 3,28 pikofaradlık pikofarad arasında farklı kapasite değerleri elde edebiliyorsunuz, ama bizim tasarladığımız antende, yani önerilen B anteninde 40 pikofarad üzerine çıkıldığı zaman filtreleme karakteristiğinde ciddi bir değişiklik olmadığı için en uygun varak diyot diyot olarak SMV 1249 seçildi. Böylece varak diyot diyot seçimi nasıl yapılmalıdır sorusuna bir antende şu şekilde cevap verebiliriz. Tasarlanacak antene göre filtreleme yapılacak frekans bölgesi için en uygun kapasite aralığı tespit edilir. Böylelikle bu kapasite değerlerine uygun varak diyot seçilebilir. Burada yine aynı data sheet'ten alınmış değerler ve varak diyot için eşdeğer devre modeli gösterilmektedir. CST ile tasarım yaparken bu varak diyotun modellenebilmesi için RS ve LS değerlerine de ihtiyaç var. İşte bu değerleri de yine bu data sheet üzerindeki ilgili varak diyottan çekerek CST üzerinde tasarım gerçekleştirebiliyor. Ancak farklı benzetim programlarında da bu eşdeğer devrenin oluşturulmasıyla bir diyot modeli tasarlanabilir ve gerekli işlemler yapılabilir. Bu kısımda bu çalışma için gerçekleştirilen anten tasarımı ve anten A ile anten B'nin S parametre sonuçları göstermektedir. Anten B tasarımında kullanılan varak diyotların anten B tasarımında varak diyotların yönünü temsil etmek için SMV 1249 diye yazdığımız şu kısmı görüyorsunuz. Katot uçları besleme hattına bakacak şekilde konumlandırılmış. Anotla stabın mikroşeri stabların uç kısımlarına denk geliyor, buralara denk geliyor. Bunun tabii bir amacı var. Bu amacı neler kısmında değineceğiz. Bu aynı zamanda tasarımsal ve üretim aşamalarında bir kolaylık sağlıyor. Ama detaylı şekilde orada anlatacağız. Şekil onda anten A ve anten B'nin S1 simülasyon sonuçlarını görüyorsunuz. Koyu kırmızı çizgiyle belirtilen anten A için gösterilen sonuçlar, S1 sonuçları. Kesikli çizgilerle gösterilenler ise anten B için S1 simülasyon sonuçlarını gösteriyor. Burada anten B için S1 simülasyon sonuçlarına baktığımız zaman, yani önerilen anten için işte 0 volttan 8 volta kadar aynı zamanda her volt değeri için meydana gelen kapasite değerlerini görüyorsunuz. Buna göre bu kapasitelere bağlı olarak filtreleme karakteristiği de değişiyor. Filtrelenen frekans bantları değişiyor daha doğrusu. Her bir farklı DC gerilimde yaklaşık olarak 1 GHz bant genişliğinde bir filtreleme gerçekleştiği söylenebilir. 0 volttan 8 volta doğru kapasite değerleri de azalmaktadır. DC gerilim 0-8 volt arasında 7 farklı DC gerilim değeri için değiştirildiğinde filtreleyen frekans bandının alt kesim frekans bölgesinde yaklaşık 480 MHz'lik bir değişim, üst kesim frekans bölgesinde ise 650 MHz'lik bir değişim olduğu gözlemleniyor. Filtrelenen frekans bandında 1.686 GHz ile 3.282 GHz arasında olduğunu söylemek mümkün. Burada da aynı antenin polar düzlemde gösterilmiş ışın örüntüne ait grafikler gösteriliyor. Şekil 11'de A ile gösterilen örüntü anten A'ya, B ile gösterilen örüntü ise anten B'ye 2,45 GHz frekansında alınan kazanç değerlerini gösteriyor. Benzetim sonuçlarına göre anten A'nın kazanç değeri 4,51 dB, anten B'nin de aynı frekansta, yani 2,45'te kazanç değeri 1,59 dB olarak simüle edilmiş.
Bu çalışma ile ilgili literatürde yapılmış benzer bazı çalışmalar, anten boyutları, kullanılan aktif devre eleman sayısı, işte ayarlanabilir frekans bandı ve frekans ayarlamanın olup olmadığı açısından karşılaştırılmıştır. Literatürde yapılan çalışmalarda filtrelenen frekansların statik olması ya da filtreleme yapabilmek için kullanılan aktif elemanların sayısının fazla olması gibi sebeplerin oluşturduğu olumsuzlukları aslında bu çalışma bir noktada bazı açılardan ortadan kaldırıyor. Örneğin şekil 12 ve 13 ile gösterilen çalışmalarda aktif eleman kullanılmış. Bu yüzden filtrelenen frekans bandı statiktir diyebiliriz. Şekil 14 ve 15'te ise gösterilen antenlerde görüldüğü üzere 3 ve 4. Şekil 14'teki gösterilen literatür çalışmasında 4 tane anten, 4 tane varaklı diyot kullanılıyor. Şekil 15'te ise 3 tane varaklı diyot kullanılıyor. Tabii burada bu varak pin diyot diye yanlış hatırlamıyorsam bunlar. Bu diyotların tabii kullanılan diyotların yani filtreleme karakteristiği kazandırılabilmek için DC öngörülümlemesi yapılabilmesi için birçok kablo kullanılmış. Bu kabloların varlığı hem tasarım açısından zorluk oluşturuyor hem de her biri için ayrı ayrı DC besleme gerektirebiliyor. Bu da zorluğa sebep oluyor. Aslında önerilen anten B çalışması bu zorluğu bir noktada ortadan kaldırmış oluyor. Daha önce söylediğim işte antenin varaktör diyotların yönü burada önemli. Bunu şu şekilde izah edebiliriz. Yani iki kısımda bu çalışmanın tasarımı söz konusu olabilir. Biz birinci kısma göre bunu birinci kısımdaki senaryoya göre tasarladık. Burada katotlar besleme hattına doğru bakıyorsa, varaktör diyotların katot kısımları besleme hattına doğru bakıyorsa, tabii iki varaktör diyotta SMV 1249. DC beslemenin katot kısmına gelmesi gerektiği için yani ters öngörülmeyle çalıştığından dolayı bir BST kullanılarak herhangi bir BST devresi, bir BST kullanarak tabii antenin frekans bandına da uyumlu bir BST olması gerekiyor. BST kullanarak aynı girişten, yani burada kablo demişiz ama adaptörle de çok basit bir şekilde bunları birbirine bağlayabiliriz. Aynı girişten hem DC hem de AC sinyali vererek iki varaktör diyotu da ters öngörülmemesini yapabiliriz. Böylelikle istediğimiz kapasite değerlerini oluşturabiliriz. Bu birinci senaryo. Bizim bu çalışmada gösterdiğimiz senaryo da bu. Ancak gelecek çalışmalar için şöyle bir öneride de bulunabiliriz. Karmaşıklık oluşturmasına rağmen bazı avantajları olabilen bir öneri. Şöyle ki beslemeyi stabların ucundan yapmak suretiyle, tabii varaktör diyotların önce yönü değiştirilecek, katot kısımlar bu tarafa gelecek, şu tarafa. Beslemeyi de stabların sonlandığı kısımdan yaptığınız zaman bu durumda her iki diyot için farklı kapasite değerlerine uygun DC gerilimler verilerek farklı kapasite değerleri oluşturulabilir. Böylece de daha esnek, daha geniş bir filtreleme karakteristiğine sahip olabiliriz. Bu ikinci senaryo. Bu çalışma sunumu için kullanılan kaynakları görüyorsunuz burada da. Benim sunumum bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Varsa sorularınız veya önerileriniz cevaplamak ve dinlemek isterim. Teşekkür ederim Mahmut Hocam. Soru varsa alabiliriz. Hocam benim bir sorum var aslında. Burak Can Kışlaman, tasarım mühendisi. Aslında şöyle, sizin buradaki amacınızı anlayamadım. Yani şöyle yanlışsam düzeltin. Transmission loss'la anten birbirinden bağımsız ama siz transmission line'da aslında kapasitif bir etki yaratarak ayarlanabilir bir balon elde etmişsiniz. Doğru mu hocam? Doğru mu anlamışım? Yani tam olarak öyle değil. Aslında biz burada bir varaktör diyot kullanıyoruz. Varaktör diyot bir ters öngörülümlemeye bağlı olarak 0 voltla 8 volt. Tabii buradaki 12 SMV 1249 olduğu için bu değerleri söylüyorum. 0 voltla 8 volt arasında 37,35 pikofaradla 2,03 pikofarad arasında bir kapasite değeri meydana getiriyor. Burada da
Aslında bir band notch diyebiliriz. Çentik filtreleme özelliği katarak bu baraktör diyotlarla belli bir frekansın durdurulmasını sağlıyoruz. Yani bu frekanslar da şimdi S1-1 grafiğini açtım burada şekil 10'da gösterildiği gibi. Şu kısımdaki mesela 0 volt için siyah kesikli çizgiyi gösterebiliriz. Yaklaşık 1 GHz'lik bir band genişliğine sahip durdurma yapıyor. Bu kısımda istemediğimiz frekansların geçmesine engel oluyoruz. En başta şey söylemiştim. Bu çalışmanın motivasyon kaynaklarından bir tanesi radyo frekansı enerji hesaplama sistemleri olduğunu söylemiştim. Orada şöyle zorluklar yaşanıyor veya işte kablosuz enerji transferi gibi sistemler olduğunu söylemiştim. Kentsel ortamlarda istenmeyen birçok frekansta yani 3G, 4G, 5G, 5G'nin bazı kısımlarında istenmeyen birçok frekanslarda ortamda sinyaller bulunuyor. Eğer siz kendi tasarladığınız sistemde o sinyallerin etkisini görmek istemiyorsanız bunun filtrelenmesi gerekiyor. Bunun için ayrı bir filtre tasarlamak yerine bir band notch, antene band notch özelliği kazandırarak bazı frekansların durdurulması sağlanıyor. Bunu da ayarlanabilir yapmak şu açıdan avantajlı. Ayarlanabilir özellik kazandırdığınız zaman bu istemediğiniz frekanslar farklı yönlerdeyse onları da engelleyebiliyorsunuz. Çok açıklayıcı oldu hocam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. İmam hocam siz anlık bir tasarım yaptınız değil mi sadece? Üretim mi yapmadınız herhalde? Efendim hocam? Üretim yaptınız mı? Ha, üretim aşamasını henüz gerçekleştirmedik. Yalnız çalışıyorum. Mesela geniş bantlı bir biyastik tasarımı üzerinde çalışıyorum. Biyastik kısmını tamamladıktan sonra üretim ve ölçümleri de gerçekleştireceğim. Tamam. Anladım hocam. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki bildirimiz 114 nolu bildiri. 5G C-X-band uygulaması için 6 bazlı anten tasarımı. Bildiğimiz Elif Mehmet Küçük Öner hocamız tarafından sunulacak. Buyurun Elif Hanım. Merhaba Sayın Hocam. Sesim geliyor mu? Evet duyuyoruz. Buyurun. Tamam hemen sunumu paylaşıyorum hocam. Evet, değerli katılımcılar, hepinize merhabalar. Elif Merve Küçüköner ben. Süleyman Demirel Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışıyorum. Aynı üniversitede Fen Bilimleri Enstitüsü Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalı'nda da doktora çalışmasını Profesör Doktor Evren Ekmekçi danışmanlığında yürütüyoruz. Bu kapsamda da size 5G, C, X-band uygulamaları için 6 bantlı anten tasarımı başlıklı bildirimin sunumunu şimdi gerçekleştireceğim. Öncelikle sunum akışımdan kısaca bahsetmek istiyorum. Çalışmanın amacından bahsedeceğim. Çok bantlı bir anten çalışması yaptık. Çok bantlı anten kullandığımızı söyleyeceğim. Daha sonra literatürden çok bantlı antenlerden birkaç adet örnek sunacağım. Daha sonra bizim tasarlamış olduğumuz EMK anteninden bahsedeceğim. Tartışma ve sonuçlarla sunumumu bitireceğim. Öncelikle neden çok bantlı anten yapısı? Biliyorsunuz kablosuz teknolojinin gelişmesiyle birlikte aslında hem cihazlarda hem uydularda minyatürleşmeye doğru giderken bu bütün yapıların içerisinde de çok bantlı yeniden yapılandırılabilir antenler olan yönelimler de hızlı bir şekilde artmakta. Bu durumda da sınırlı bir yapının içerisinde çok fazla sistemle birlikte çalışabilecek anten yapıları kullanılmakta. Bunun içerisinde de 5G çalışmalarında da yine uydu ve karasal iletişim, mobil iletişimle birlikte kullanıldığı sistemler çokça karşımıza çıkmakta. Biz de bu amaçla bir anten yapısı tasarladık. Literatürden birkaç çok bantlı antene örnek verecek olursak, ilk çalışmada Hüseyin ve arkadaşlar 2022 yılında bir anten çalışması gerçekleştirmişler. Burada 4G, 5G ve kablosuz iletişimler için gördüğünüz gibi 4 tane eş merkezli beşgen yarıktan oluşan ve toprak düzleminde de mikroşerit iletişim hattı ve güç bölücü yapısıyla beslenmiş olan bir MIMO anten yapısı sunmuşlar. Favori ve arkadaşları 2022 yılında yapmış oldukları çalışmalarında gördüğünüz gibi papyon şekline benzeyen kıvrımlı kollara sahip SCX bantlarını içeren Wi-Fi ve WiMAX radar uygulamaları, uydu iletişimi ve karasal iletişim için geniş bantlı bir ve çok bantlı bir mikroşet anten tasarımı yapmışlar.
Yassin ve arkadaşları 2019 yılında yapmış oldukları çalışmada da 4G, VLAN, WiMAX ve 5G uygulamaları için 3 bantlı bir anten tasarımı gerçekleştirmişler. Orada Franklin şerit monopol anten ve dikdörtgen yamalardan oluşan bir anten tasarımı yapmışlar. Yu ve arkadaşları 2021 yılında yapmış oldukları çalışmalardan 2 tanesini sundu. Bunlardan bir tanesinde 4G, VLAN, WiMAX ve 5G uygulamaları için 3 bantlı yine bir anten yapısı sunmuşlar. Diğer çalışmalarında da klasik bir pencere ızgarasının çapraz yapısını temel alarak çeşitli zigzag dallar ekleyerek burada da yine Bluetooth, navigasyon, VLAN, ISM ve 5G bantları için bir çalışma önermişler. 2018 yılında Z ve arkadaşları da FR4 bir alt taş kullanarak VLAN ve X bandı için uydu iletişim uygulamalarında kullanılmak üzere 2 adet yay şeklinde gördüğünüz gibi şeritten ve çift çevrilmiş L şeklinde parazitik eleman saplamalardan oluşan ve kısmi bir yer düzlemi içeren 3 bantlı bir anten yapısı sunmuşlar. Nalla Panelli ve arkadaşları da 2021 yılında 5G, LTE, VLAN uygulamaları için yine parazitik elemanlarla yüklenmiş 3 bantlı bir fraktal anten yapısı tasarlamışlar. Burada önerilen anten üst kenarında bir açıklık bulunan yine iç içe altıgen açık döngü halkalardan oluşan parazitik yüklemeler içeren ve merkezde küçük bir altıgen ışıma elemanından oluşan bir anten yapısı sunmuşlardır. Şimdi bizim yapımızın temeli E, M ve K şekilli, alfabedeki E, M ve K harflerinden oluştuğu için literatürde aslında E, M ve K şeklinin tek başına bu harfleri içeren antenler bulunmakta. Bunlardan birer tane örnek sundum gördüğünüz gibi. Daha sonra bu çalışmaların üçünü birden, yani E, M ve K harflerinin üçünü birden içeren bir tasarıma literatürde rastlanmamıştır. Biz de hedef frekanslarımızı sağlayacak, öncelikle 5G'yi sağlayacak çok bantlı bir anten yapısı tasarımı yaptık. Burada alfabedeki E, M ve K şekilli harfleri içeren mikroşerit hatlar kullandık. Şöyle hemen çalışmaya gelecek olursam oradan rahat bir şekilde göstereyim size. Yukarıda zaten geometrimiz ve yani anten geometrisi ve besleme hattının geometrisi açıkça görülmekte. Aşağıda da renklendirilmiş bir şekilde daha net anlaşılması için koyduk sunuma. Bu çalışmada dediğim gibi MK anten yapısı E, M ve K harflerinin şekillerini ve bir adet de simetri çubuğunu içeren çok parametreli bir mikroşerit hatlardan oluşan anten yapısı. Buna göre de EMK anteni ve iletim hatlarını, besleme hattını içeren yapıya baktığımızda 50-11 VF kalınlığında, LF uzunluğunda 50-10'luk bir iletim hattıyla anten beslendi. Bunun için önce antenin giriş empedansı belirlendi. Antenin giriş empedansına sahip LG uzunluklu bir hat eklendi ve bu 50-10'luk hat ile bu hattın empedans uyumu da çeyrek dalga uyumlayıcı ile hat ile tasarlanarak eklendi sisteme. Sistem CST Studio Suite programı üzerinden tasarlandı. Tasarım yapılırken aynı zamanda SMA konnektör eklenerek bütün benzetimler gerçekleştirildi. Parametrik analizlerin tamamı da yine aynı programda gerçekleştirildi. Frekans bölgesi çözümleyicisi kullanıldı. Açık ekle sonlandırma yapılarak yine sistem tasarımları gerçekleştirildi. Ve burada anten yapısının kalınlıkları, hatların kalınlığı ve anten yapısının uzunlukları değiştirilerek parametrik analizler yapılarak optimum olan anten elde edildi. Parametreler sağ tarafta görülüyor. Şimdi çalışmalara başlanırken öncelikle dediğim gibi mikroşerit iletim hatlarından oluşan bu antenin E ve M parametreleri şuradan göstereyim size. E harfinin sağındaki E ve M tam orta kısımdaki M'nin bu uzunluklar, E ve M uzunluk parametreleri değiştirilerek parametrik analizler yapıldı. Buna göre E parametresi 12 ve 24 milimetre arasında değiştirildi. M parametresi ise 14 ve 38 milimetre arasında 1 milimetre adım aralıkları ile sistematik olarak değiştirilerek gerçekleştirildi bu parametrik analizler. Buradan zaten örnekler üstteki şekilde grafikte sunuldu. S parametresi genlik örnekleri. Daha sonra buradaki sonuçlara baktığımızda bizim temel amacımız öncelikle 6 GHz altı 5G bandında iyi bir S11 seviyesi, genlik seviyesi elde etmekti. Dolayısıyla burada M eşittir 26 mm, E eşittir 18 mm değerlerinin uygun olduğuna karar verildi. Bu frekansta da yine bir bu 5G
bandında bir frekans elde edildi burada. Ardından M eşittir 26 mm ve E eşittir 18 mm olan yapı seçilerek analizlere devam edildi. Bu sefer de VA, hat kalınlığımız olan VA değeri 1 ile 10 mm arasında 1 mm adım aralıklarıyla değiştirilerek, parametrik olarak değiştirilerek ilgili frekansa bu sefer en iyi ESP birgenlik değerine sahip olan yapı detaylı olarak analiz edildi. Buna göre de VA değeri yine ikinci şekilde görüldüğü üzere, alttaki grafikte görüldüğü üzere VA değerinin 5 mm olan durumunda 3,662 GHz frekansında ESP1'in genliğinin en düşük seviyede elde edildiği görülmekte. Ve nihai tasarımda, nihai MK anteni tasarımında M eşittir 26 mm, E eşittir 18 mm ve A eşittir 5 mm değerleri için MK anteni detaylı bir şekilde analiz edilmiştir. İlk olarak S11 genlik grafiğine baktığımızda sırasıyla 3,662 GHz, 6,203 GHz, 7,05 GHz, 7,82 GHz, 8,26 GHz ve 9,107 GHz değerlerinde antenin rezonansa geldiği tespit edilmiştir. Daha sonra anten detaylı analizlerine yüze yakın dağılımları ile devam edildi. Yüze yakın dağılım grafiklerine baktığımızda antenin her bir frekans için görüldüğü gibi aslında akım dağılımlarının kenar ve köşe kısımlarda yoğunlaştığını görüyoruz. Zaten akım dağılım yoğunluklarının farklı çalışma frekanslarında antenin farklı bölgelerinin aktif olacağını tahmin edebiliyoruz. Bu şekilde de sonuçlar elde ettik zaten ve her bir frekans için de bu dağılımların değişiklik gösterdiğini gördük. Daha sonra çalışmalara bir de antenin kazanç aşımı örüntülerine bakarak devam ettik. Burada da 6 bandın her biri için bu grafikler sunuldu. Bu çalışma, her bir çalışma frekansı için sırayla anten kazançlarımızın 6,121, 9,602, 8,023, 6,469, 10,61 ve 9,449 dBi değerlerine kazancın sahip olduğunu gördük. Anten yapısı yanal orta hat boyunca simetrik olduğu için tüm ışıma örüntüsü grafikleri de gördüğünüz gibi simetrik olarak elde edildi. Anten tasarımının böylelikle buradaki şeylere baktığımız ışıma örüntüsü geometrilerine baktığımızda çoklu hüzme yapısı uygulamalar için uygun olduğu da grafiklerden açıkça görülmekte. Şöyle çalışmayı toparlayacak olursak, yeni bir topolojik tasarımla 5G, X ve C bantlarında çalışan çok bantlı bir mikroşet düzlemsel anten yapısı MK anteni sunuldu. Bu anten 6 GHz altı 5G uygulamalarında kullanılmak üzere 3,662 GHz, uydu iletişimi ve radar uygulamalarında kullanılmak üzere C bantta 6,203 GHz, 7,05 GHz ve 7,82 GHz merkez frekanslarına sahipken X bantta ise 8,26 ve 9,107 GHz değerlerine sahip. Bu anten belirtilen merkez frekanslarda da kazançlarda 6,121, 9,602, 8,023, 6,46, 10,61 ve 9,449 dBi olarak da kazanç elde edildi. Ve böylelikle de MK antenin 5G, C ve X band kablosuz iletişim uygulamalarında kullanım için uygun kazanç değerlerine sahip olduğu görüldü. Ve sonraki adımda da antenin üretim ölçümlerine yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek. Belki band genişliğinin arttırılmasına da yönelik çalışmalar yapılabilir antende. Benim sunumum bu kadardı. Kullandığım kaynaklarımı bu şekilde listeledim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa alabilirim. Teşekkür ederim hocam. Teşekkür ederim. Hocam buyurun. İyi günler. Öncelikle çok güzel bir çalışma. Teşekkür ederim. Bu 8. slaytta akım dağılımlarını gösterdiğin grafiğe gidebilir misin? Tabii hocam. Buyurun hocam. Orada en sağ alttaki de mesela dikkatimi çeken şey girişteki uyumlaştırma devresinde sanki akım yoğunlukları çok fazla. Yani antenin kendisi aktif değil de. Bir de 6.2 GHz'de de aynı şeyi görüyorum. Bu konuda bir yorumun var mı acaba? Hocam şöyle, şimdi aslında akım dağılımlarına baktığımızda evet, iletim hattının zaten boyutları da aslında iletim hattının antene çok yakın olmasından sebep de antenin iletim hattının da ışıma yapmasını bekliyoruz. Yani onu da bir metalden oluştuğu için. Bu frekanslarda da evet, antene göre oralarda ışıma dağılımın fazla olduğu görülmekte. Fakat skalayı küçülttüğümde anten üzerinde de dağılımlar olduğunu gözlemledim. Onun için o frekansları da koydum. Evet, zaten kazançlar ben düşük beklemiştim bu şeyden sonra. Bu iki frekansta ama kazançlarda 9 desibele kadar çıkıyor.
Demek ki yani antenin başka yerde aktif bir etkisi de oldu diye düşünüyorum. Evet var hocam. Skalaları eşitlemek için aslında hepsini fark ettiyseniz hepsini 1000 amper bölü metreye sabitlemek için koydum. Öyle olunca da tabii dağılım zayıf gözüküyor antenin üzerinde ama belli bölgelerde oralarda da ışımalarım var. Peki teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim hocam. İlk hocam ben de bir şey sorayım. Şimdi tabii, buyurun hocam. Burada çok fazla bant olduğu için benim aklıma şöyle bir şey geldi. Henüz üretim de yapmamışsınız. Şimdi burada çok fazla bant olmasına kaynaklanan bir kararsızlık problemi olabilir mi? Üretimde sıkıntı yaşayabilir misiniz? Bu konuda bir şey düşündünüz mü? Hocam bu konuda bir şey düşünmedik. Üretimde gerçekleştirmediğim için doğrusu hani benzetimlerde karşıma bir problem çıkmayınca üretimde çıkacak problemleri şu anda öngörmedim. Ya şimdi şöyle hani tasarım yapıyoruz güzel. Bilgisayarda gayet güzel çalışıyor. Ama hani bu çok küçük parametreleri çok küçük değiştirince, parametreler çok küçük değişince bu çok küçük değişimin diğer tarafta çok büyük sonuçları olabiliyor. Evet. Hani acaba böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olsa da sıkıntı yaşayabilirsiniz üretimde. Hocam yaşamayacağımı düşünüyorum. Şu an üretim aşamasındayım aslında. Üretimleri bitirmiş olsaydım sonuçları sizinle paylaşmayı isterdim ölçüm sonuçları. Henüz bitirmediğim için bilmiyorum. Tamam peki teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim hocam. Paylaşımı hemen durduruyorum hocam. Bir sonraki bildirimiz 108 nolu bildiri. Yankısız oda tasarımında kullanılan sorular için açığa bağlı yansıma kaslarının etkilerini Merve Genç hocamız sunacak. Buyurun. Merhabalar hocam. Sesimi alabiliyor musunuz? Evet, duyuyoruz, duyuyoruz ve görüyoruz. Tamam. Herkese merhabalar. Ben Merve Güvenç. Yeditepe Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği'nde doktor öğrencisiyim. Bugün sizlere yankısız oda tasarımında kullanılan sorucular için açıya bağlı yansıma kaslarının etkileri adlı çalışmanın sunumunu yapacağım. Bu çalışmadaki katkılarından dolayı Yeditepe Üniversitesi'ne, Profen'e ve TÜBİTAK'a teşekkürlerimi sunarım. Evet, öncelikle yankısız oda, boş uzayı taklit edebilmek için tasarlanan sessiz bir odadır. Dışarıdaki harici elektromanyetik dalgalardan bu odayı izole edebilmek için ekranlanmış ve içeride ölçüm anteninden yayılan elektromanyetik dalgaların yankısız oda duvarlarından yansımalarıyla oluşan istenmeyen elektromanyetik dalgaları da minimuma indirebilmek için sorucularla kaplanmış bir odadır. Şu an uçağın arkasında gördüğünüz mavi bloklar sorucudur. Ve uçağın bulunduğu bölge de uçak ölçülecek olan hedeftir. Uçağın etrafındaki bölge de temiz bölge olarak adlandırılır. Biz bu çalışmada antenden çıkan elektromanyetik dalgaların sorucular üzerindeki geliş açılarını hesapladık ve sonuçları histogramda gösterdik. Yine antenden çıkan elektromanyetik dalgaların yankısız oda duvarlarından yansıyarak temiz bölge içine ne kadar geldiğini ve bu temiz bölgenin izolasyon seviyesinin analizini yaptık. Ve bu analizleri de 3 farklı sorucu için gerçekleştirerek sunduk. Evet, yankısız odada dışarıdaki harici elektromanyetik dalgaları dışarıdaki harici elektromanyetik dalgalardan izole edebilmek için ekranlama prensibini kullanıyoruz. Ve bu ekranlama prensibi de Faraday kafesi çalışma mantığına dayanmaktadır. Kullanım alanı, kullanım frekansı ve ölçülecek olan nesnenin boyutuna göre yankısız oda türleri değişmektedir. Şu an ekranda 4 farklı yankısız oda görüyorsunuz. Bu dikdörtgen yankısız oda, yakın alan yankısız oda, konik yankısız oda ve kompakt menzil yankısız oda olmak üzere 4 başlıkta 4 tane türe örnek verebiliriz. Ne olursa olsun kullandığımız yankısız oda ne olursa olsun mutlaka sorucu kullanıyoruz. Çünkü harici elektromanyetik alanları ekranlama yöntemiyle izole ediyoruz. Ancak ölçüm yapılacak olan antenden yayılan elektromanyetik dalgalar yankısız odanın duvarlarına çarptıktan sonra ölçüm yapacağım hedefin etrafında istemediğim bir kirlilik oluşturuyor. Elektromanyetik dalga kirliliği. Bunları en aza indirebilmek için yankısız odanın duvarlarını sorucularla kaplıyorum. Sorucular üzerine gelen elektromanyetik alanın enerjisini soğuran malzeme demektir. Ve şu anda ekranda
birkaç farklı soğurucu tipi görüyorsunuz. Bunlar kesik piramidal soğurucu, piramidal soğurucu, kama tipi soğurucu ve ferit levha soğurucu. Bu soğurucular yine kullanım alanı, frekans ve chamber tipine göre farklılık göstermektedir. Peki bu soğurucular elektromanyetik dalgayı nasıl soğuruyor dersek de, burada sol taraftaki şekilde ışın olarak modellenmiş elektromanyetik dalgaların 3 farklı soğurucu üzerine gelişlerini inceledik. Öncelikle elektromanyetik dalgalar geometrik optik kurallarına göre yansımaktadır. Gelen elektromanyetik dalganın düzlem normaliyle yaptığı açı geliş açısı diyoruz. Gördüğünüz gibi elektromanyetik dalga soğurucuya her çarptığında enerjisinin bir kısmını kaybeder. Bu da ışın kalınlığı olarak modellenmiştir. Burada enerjisinin bir kısmını kaybeder dedik. Buradaki kayıp neye göre değişir dersek, bir frekansa bağlı, yani elektromanyetik dalganın frekansına bağlı olarak değişecek. İkincisi de buradaki soğurucu üzerine geliş açısına bağlı olarak geri yansıma katsayısı değişecektir. O zaman yankısız odayı soğurucularla kaplamak istediğimizde bu soğurucuların geri yansıma katsayısı değerleri bizim için önemlidir. Bu geri yansıma katsayısı değerlerini buradaki soğurucuların data sheetlerinde yer alan bilgilerden almaktayız. Burada Chrome Ferrit adlı üreticinin iki farklı soğurucu için verdikleri geri yansıma katsayısı değerlerini görüyorsunuz. Ve buradaki grafikte geri yansıma katsayısı değerleri frekansa bağlı olarak değişmiştir. Buradaki tabloda da birkaç farklı soğurucu tipi için boyları verilmiş ve yine frekansa bağlı olarak geri yansıma katsayısı değişmiştir. Bir tane örnek verecek olursak, BPA08 nolu soğurucunun 10 GHz'deki geri yansıma katsayısı değeri 45 dB'dir. Burada frekansa bağlı bir geri yansıma katsayısı değeri alabiliyorum. Ancak soğurucu üzerine gelecek olan elektromanyetik dalganın geliş açısına bağlı bir geri yansıma katsayısı değeri alamıyorum. Bunun önemini inceleyebilmek için yankısız oda içindeki soğurucuların üzerine gelen elektromanyetik dalganın geliş açılarını inceleyelim. Bunun için genişliği 30, derinliği 14 ve yüksekliği 14 metre boylarında bir yankısız oda ele alınmıştır. Burada bir horn antenine gösterdik, ancak simülasyonlar izotropik bir antenle yapılmıştır ve antenin ileri yöndeki elektromanyetik dalgaları incelenmiştir. Elektromanyetik dalgalar ışın olarak modellenmiş ve buradaki ışınlar shooting and bouncing ray metoduyla takip edilmiştir. Yankısız oda içindeki noktaların üzerine gelen elektromanyetik dalgaların geliş açısını görebilmek için her bir ana eksen boyunca 0.2 metrelik aralıklarla noktalar seçilmiş, antenden bu noktaya gelen elektromanyetik dalganın geliş açıları hesaplanarak her bir geliş açısı aralığı farklı renkle gösterilmiştir. Şu an ekranda 4 farklı nokta için geliş açılarının renklerini görmektesiniz. Şimdi bunu tüm chamber'da, tüm yankısız odada nasıl bir renk dağılımının olduğunu görmek istersek soldaki şekle bakabiliriz. Burada anteni yerleştirdiğim yerin, dikkat etmemiz gerekirse yankısız oda içinde anteni yerleştirdiğim yerin yakınlarındaki noktalar sıfıra daha yakın geri yansıma, sıfıra daha yakın açı aralığına sahipken, yankısız oda duvarları antenden uzaklaştıkça burada soğurucuların üzerine gelen elektromanyetik dalgaların açısı giderek büyümektedir. Bunun dağılımını da sağdaki grafikten görebiliriz. Sağdaki grafiğe baktığımızda aşağı tarafta dereceler, sol taraftaki eksende de derece dağılımlarının yüzdesini görmekteyiz. Ve açıkça görülmektedir ki yankısız oda içindeki noktalara gelen elektromanyetik dalgaların geliş açısı 50 derece ve üzerindeki yüzdeleri çok daha büyüktür.
birinci yansımanın yanında, yani antenden çıkan elektromanyetik dalga soğurucuya gitti, soğurucuya çarpıp tekrar yansıdı. Yansıdıktan sonra ikinci yansımasını incelediğimizde soldaki tarafta yankısız oda üzerindeki noktaların açı dağılımlarını görmekteyiz. Birinci ve ikinci yansımanın derece dağılımı yüzdesine baktığımızda da sağ taraftaki grafik bize bunu göstermektedir. Yine burada da yankısız oda içinde soğurucuların üzerine gelen elektromanyetik dalgaların geliş açısı 50 derece ve üzerinde olduğu durum dağılımı daha büyük bir yüzdededir. Buradan anladığımız şey de yankısız oda içindeki soğurucuların üzerine gelen elektromanyetik dalgalar genellikle daha yüksek açılardadır. Bu durumda yankısız odaya yerleştireceğimiz soğurucuların geliş açılarına bağlı geri yansıma katsayısı değerleri daha büyük önem kazanmaktadır. Bu noktada 3 farklı soğurucu tipini inceleyerek analizlerimizi yapmak istedik. Bunlardan birincisi ideal absorber olarak anılan, açıya bağlı olarak değişmeyen ve hep aynı geri yansıma katsayısı değerine sahip olan bir soğurucudur. Ve data sheetlerde açıya bağlı geri yansıma katsayısı değeri verilmezse absorber için alınacak grafik eğri budur. Bir diğeri Cummins Microwave üreticisi tarafından onun data sheetinde yer alan açıya bağlı yansıma katsayısı değerleriyle oluşturulmuş soğurucudur ve grafikte düz çizgiyle gösterilmiştir. Bir diğeri de adını yazarın adından, yani Rodriguez'in piramidal soğurucusu olarak adlandırılan bir soğurucudur ve bu da açıya bağlı olarak değişir. Bunu da Rodriguez'in makalesinde yer alan bilgilerden aldık. Bu 3 tane soğurucuyu incelersek soğurucular 45 dereceye kadar aynı geri yansıma katsayısı değerlerini vermiş. Ancak 45 dereceden sonra geri yansıma katsayısı değerleri gerçekçi iki soğurucu için hızla düşmüştü. Bu ne demek? Bir soğurucunun üzerine daha 45 dereceden yüksek açılarda bir elektromanyetik dalga geldiğinde bu elektromanyetik dalga küçük açılardaki kadar iyi soğurulamaz, büyük bir kısmı yansıtılır demek. Bu da yankısız oda içinde istenmeyen daha fazla elektromanyetik alan olduğu anlamına gelir. Şimdi yankısız oda içindeki geliş açılarıyla birlikte soğurucuların geri yansıma katsayılarını birlikte incelemek istersek burada yine görüyoruz ki 45 dereceye kadar olan yankısız oda içindeki derece dağılımı yüzdelerine sahip noktalarda geri yansıma katsayısı değerleri çok düşük olduğu için elektromanyetik izolasyon anlamında bize iyi bir sonuç üretecektir. Ancak 45 dereceden sonra iki gerçekçi soğurucu içinde değerler hızla düştüğü için burada gördüğümüz derece dağılımı yüzdesindeki açı aralıkları yankısız oda içinde daha fazla elektromanyetik dalga olacağı, yani üzerine gelen elektromanyetik dalgaları daha az soğuracağı anlamına gelir. Şimdi burada yankısız oda içinde izolasyon analizi yapmak istersek, burada ideal soğurucunun hep -50 dereceyi verdiği için izolasyon seviyesinde de iyi bir sonuç göstereceğini tahmin etmekteyim. Ancak gerçekçi olan bu iki soğurucu için izolasyon seviyesinin daha kötü seviyelerde olacağını öngörmekteyiz. Bunların analizini yaptığımızda sol tarafta temiz bölgeyi göstermiş bulunmaktayız. Bu temiz bölge içerisinde ölçüm yapılacak hedef yerleştirilmiştir. Ve bu temiz bölgenin analizi ideal soğurucu, piramidal soğurucu ve Rodriguez'in piramidal soğurucusu için aşağıda gösterilmiştir. Sol taraftaki ideal soğurucu için verilen izolasyon grafiğinde renkler ne kadar soğuksa izolasyonun o kadar düşük olduğunu görmekteyiz. Ve bu çok güzel bir tablo sunmaktadır. Yani ölçüm yapılacak alan izoledir, temizdir. Bu alanda ölçüm yapılabilir sonucu görmekteyiz. Ancak piramidal soğurucu, yani gerçekçi bir soğurucuya baktığımızda bu temiz bölge içindeki izolasyon seviyesinin rengi çok daha sıcaktır.
Yani buradaki izolasyon seviyesi istenilen kadar düşük değildir. Bunun sebebi de geri yansıma, gerçekçi soğurucu için geri yansıma katsayısı değerleri ideal soğurucu kadar sabit ve düşük değildir. Rodriguez'in piramidal soğurucusuna baktığımızda ideal soğurucu kadar olmasa da yine temiz bölge içinde soğuk renklerin hakim olduğunu görmekteyiz. Ancak Rodriguez'in piramidal soğurucusunun geri yansıma katsayısı eğrisi de piramidal soğurucuyla çok benzerdi ve izolasyon sonuçları da benzer çıkabilir diye düşünmüştük. Tam burada gördüğümüz gibi piramidal soğurucuyla Rodriguez'in piramidal soğurucusu arasında 50 derece ile 80 derece arasındaki 10 dB'lik geri yansıma katsayısı değeri bile izolasyon değerini bu denli değiştirmiştir. Burada görüyoruz ki soğurucunun her bir açıdaki geri yansıma katsayısı değerinin çok iyi bilinmesi, temiz bölge analizlerinin doğru olarak yapılacağını, ancak yapılan küçük değişiklikler ve yanlışlıklar bile izolasyon seviyesi üzerinde büyük yanıltıcı etkilerin olacağını bize göstermektedir. Temiz bölgenin izolasyon olasılık dağılımlarına baktığımızda aşağıdaki eksen temiz bölgenin izolasyon seviyesini göstermektedir. Bu izolasyon seviyesi -65'ten -25'e uzanmıştır. Bu izolasyon grafiğinde sol taraf iyimser bir sonuç üretmektedir. Yani izolasyon seviyesinin düşük olması, temiz bölgedeki izolasyon seviyesinin düşük olması istenilen bir durum. Sağ tarafsa izolasyon seviyesinin daha da yüksek olduğunu göstermektedir. Yani daha kötü olduğunu göstermektedir. Bu da kötümser bir sonuçtur. Biz temiz bölgenin izolasyon seviyesinin sol tarafta olmasını isteriz. Üç farklı soğurucu için yapılan temiz bölge analizlerinin izolasyon grafiğinde incelersek, bakın ideal soğurucu bu grafikte sol tarafta daha baskın olarak görülmektedir. Bu demek oluyor ki izolasyon seviyesi istenilen tarafta iyimser sonucu göstermektedir. Ancak piramidal soğurucu için bu grafiğe baktığımızda piramidal soğurucu için sağ tarafta daha baskın olarak görmekteyiz. Rodriguez'in piramidal soğurucusu yine sağ tarafta daha baskın olarak sonuçları bize göstermektedir. Buradan çıkaracağımız sonuç, yankısız oda tasarımında kullanılan soğurucular yalnızca frekansa bağlı olarak değil, üzerlerine gelen elektromanyetik dalganın geliş açısına bağlı olarak geri yansıma katsayısı değerleri bilinirse, temiz bölgenin analizi ve dolaylı olarak yankısız odanın analizi daha doğru, daha kesin sonuçlarla tasarlanabilir. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sormak istedikleriniz varsa buyurun. Beni dinlediğiniz için de teşekkür ederim. Teşekkür ederim Merve Hocam. Soru varsa alabiliriz. Sanıyorum yok. Merve Hocam, buradaki tasarım şeydi değil mi? Üç boyutluydu. Yanlış anlamadım. Tabii hocam, üç boyutlu. Sadece biz burada kesit olarak iki boyutlu halini görüyoruz. Anladım. Peki, teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki bildirimiz 85 nolu bildiri. 6G haberleşme sistemleri için yarıklı yayın mantığında farklı diyalektik malzemeleri yayınma karakterinin ikisi. Barış Gürcan Hakanoğlu hocamız tarafından sunulacak. Buyurun hocam. Merhabalar sayın hocalarım. Sizlere bugün 6G haberleşme sistemleri için yarıklı yayın antenlerde farklı diyalektik malzemelerin yayılma karakteristiklerini etkisine sunacağım. Ostim Teknik Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalışmaktayım. İlk olarak 1G'den 6G'ye gelişim sürecini kısaca özetleyeceğim. 6G haberleşme sistemlerine kısaca bir bakış atacağız. 6G alanında dünyadaki gelişmeler, Türkiye'deki gelişmeler, daha sonra mikroşerit yama antenler hakkında yapısal kısa bir bilgi. Bu çalışma için tasarladığım özgün yapılar, analiz sonuçları ve daha sonra planlanan çalışmalar hakkında size kısaca bilgi vereceğim. Hücresel haberleşme sistemleri 1980'lerden itibaren gelişmeye başlıyor.
İlk olarak analog sistem kullanılmıştı 1G'de. İkinci nesilden itibaren artık günlük hayatımızın bir parçası haline geliyor. Üçüncü nesilden itibaren çok büyük değişimler. İnternetteki hız artışları, band genişliği artışlarıyla beraber artık görüntülü konuşma ve bugün bir uzantımız haline gelen telefonlar söz konusu. Yakın zamanda 5G ve onun sonrasında 2030'lu yıllarda artık 6. nesil haberleşmeyi tecrübe etmeye başlayacağız. Burada da gelişmeleri biraz daha görsel olarak ele almışlar. Nature dergisindeki bir makalede. İlk başta fiziksel olarak çok büyük olan cihazlar zaman içinde 2. nesilde ceplere sığacak kadar küçülüp daha sonra 3. nesilde yarısı ekran, yarısı tuş şeklinde internette girebildiğimiz cihazlar haline dönüşüyor. Bugün kullandığımız tüm dokunmatik ekranlı artık cihazlar, dediğim gibi hayatımızın parçası olmuşken 5. nesilde artık cihaz yerine belki artırılmış gerçeklik gözlükleriyle internete girip surf yapacağız. Buradaki esas ilginç olay 6. nesilde artık herhangi bir cihaza ihtiyacımız olmadan büyük ihtimalle üzerimizdeki sensörlerle internette gezinecek olmamız. Ve zaman içinde de burada çizelgeye baktığımız zaman aslında gelişmeler 2020'den itibaren yani yaşadığımız yıllarla beraber 2040'lara doğru artık çok da hızlı gelişmediğini görüyoruz. Çünkü esas gelişme 3. nesilde yaşanmıştı. Ondan sonrakiler sadece band genişliği artışı anlamında devam ediyor. Ve artık 6. nesildeki band genişliğiyle beraber cihazlara ihtiyacımız kalmadan internet üzerinde surf yapabiliyor olacağız. Burada hayatımıza girecek olan bazı yenilikler, çalışma alanları tabii ki söz konusu. Genel olarak baktığımız zaman artık her şeyin birbiriyle haberleştiğini görüyoruz. Arttırılmış gezgin geniş band uygulamaları, alışılmışın dışındaki veri haberleşmeleri, 3 boyutlu entegre haberleşme sistemleri, güvenlik çok önemli olacak artık bütün cihazlar birbiriyle haberleşeceği için kötü amaçlı kullanımları engellemek için ultra güvenlikli, düşük zaman, düşük gecikmeli haberleşmeler söz konusu olacak. Bu gibi haberleşme kavramları artık yavaş yavaş hayatımıza giriyor olacak. Dünyada ise baktığımızda Finlandiya, Amerika Birleşik Devletleri ve Güney Kore'de 6G araştırmalarının hızla yürütüldüğünü görüyoruz 2018 yılından itibaren. 2019 yılında ilk defa Amerika Birleşik Devletleri'nde Federal Haberleşme Komisyonu 95 GHz ve 3 THz bandı deneysel olarak kullanıma açıldı. Onun dışında Finlandiya ve Güney Kore'de 6G araştırma laboratuvarlarında araştırmalar devam ediyor. Ülkemizde ise İstanbul Medipol Üniversitesi'ni bu konuda lider olarak görüyoruz. Eylül ayında bir 6G haberleşmeleriyle ilgili bir konferans düzenledi ve aynı zamanda Ulak Haberleşme ve TÜBİTAK Bilgem'le işbirliği protokolleriyle beraber bu çalışmaları hızla sürdürüyorlar. Ülkemizde de 6G haberleşme çalışmaları büyük bir hızla ilerliyor. Frekans bandları baktığımız zaman genel olarak terahertz bandının kullanılması bekleniyor artık 6G haberleşmede. Burada tabii ki keskin sınırlar çizmek biraz zor bütün bandlar arasında. 0.1 terahertz'ten 800 terahertz'e kadar gidecek bir banttan söz ediliyor. Bunun bir kısmı tabii ki görünür ışık bantlarını da kapsıyor. Dolayısıyla optik haberleşmenin de yine 6. nesil haberleşmede kullanılacağını söylemek yanlış olmaz. Esas odak noktası tabii ki burada yine mikroşerit yama antenler. Antenler olacak terahertz bandı içinde. Buradaki mikroşerit yama antenler yapı olarak iki iletken malzeme arasındaki dielektrik tabandan oluşuyor. Buradaki dielektrik malzemenin terahertz bölgesindeki davranışları önem kazanacaktır. O yüzden bu önemli bir araştırma konusudur. Her malzemenin mikrodalga frekanslarıyla terahertz bandındaki davranışları bir olmayacağı için oradaki terahertz bandı için araştırmalar önem kazanmış durumda. Yama anten çeşitleri genel olarak dikdörtgen ve kare kullanılsa da uygulamaya bağlı dairesel, eliptik ve halka şeklindeki yama antenler de yine çokça karşımıza çıkıyor. Terahertz bandı içinde yine daha çok kare, dikdörtgen ve eliptik yamaların literatürde araştırıldığını görüyoruz. Mikroşerit yama antenlerin yapısı olarak da buradaki saçılma etkilerinden dolayı uzunluk daha fazla görünüyor bize göre. Bu hesaplamalarda tabii ki hesaba katılması gereken bir durum. Aynı zamanda eşdeğer devresinde de yine bir buradaki elemanların aslında biz
değişimlerini yapmış oluyoruz. Yani yama üzerindeki değişikliklerle eşdeğer devredeki bileşenler değerlerini değiştirerek çoklu frekanslı ışınma veya performans artışı gibi kazanımlar elde etmeye çalışıyoruz. Temel mantık bu şekilde ilerliyor. Yine terans bandında da tasarım denklemleri olarak mikrodalga frekanslarında kullanılan denklemler kullanılıyor. Frekans ve dielektrik malzeme ile genişlik ters orantılı değiştiği için terans bandındaki boyutlar gittikçe küçülmüş durumda. Burada tabii ki üretim teknolojisi olarak da yeni metotlar kullanılması gerekiyor. O yüzden şu an için çalışmalar genelde simülasyon aşamasında. Birçok çalışma simülasyon aşamasında kalıyor. Benim çalışmamda da yine klasik bir mikroşerit yama antenden yola çıktım. Burada genişliği V yamayla, uzunluğu L yamayla gösterip taban da aynı şekilde genişlik V taban ve L taban uzunluğu göstermek suretiyle bir referans anten tasarlayıp ondan sonra 4 farklı dielektrik malzeme kullanarak özelliklerini belirlemeye çalıştım. Kullandığım dielektrik malzemeler literatürde 6G haberleşmesinde en çok kullanılan malzemeler. Bunlar arlon, poliamit, poliamit ve silikon malzemeleri. Hepsinin dielektrik sabiti ve diğer parametrelere göre tasarım yaptığımız zaman bu tablodaki boyutlar karşımıza çıkıyor. Yaklaşık olarak burada arlon ve poliamit dielektrik sabitleri yakın olduğu için antenler optimizasyon sonrasında da yine boyutları biraz birbirine yakın çıkmış durumda. A ve C'deki antenler bu şekilde referans antenlerimiz. Silikonla tasarladığımız dielektrik sabiti 11.3 olduğu için daha küçük boyutlara sahip olan bir anten. Hepsinde de yine içeriden besleme yöntemiyle beslemesini gerçekleştirdim. Buradaki tasarımlarda ise görmek istediğim değişimler eşkenar dörtgen, yama üzerinde eşkenar dörtgen yarıklar açarak bunları kenar ve konum olarak değiştirip parametrik analizlere tabi tutarak her malzemenin farklı tepkilerini görmek amacındaydım. Band genişliği ve geri dönüş katsayısı, geri dönüş kaybı olarak. Tasarımları yaparken merkezlerde tasarlayıp, yani kenarların merkezinde bu yarıkları tasarlayıp kenarların boyutunu değiştirip konumlarını da aynı şekilde artı x ve eksi artı eksi x, artı eksi y yönlerini değiştirerek en düşük geri dönüş kaybı aldığım yerde parametrik analizi sonlandıracak şekilde bir yöntem izledim. Bütün tasarım prosedürleri her malzeme için de aynı şekilde ilerledi. Sonuçta farklı konumlarda, farklı büyüklüklerde tabii tepkilerle karşılaştım. Burada son durumları, antenlerin son durumları bu şekilde gerçekleşmiş oldu. Geri dönüş kaybı frekans cevabı eğrilerine baktığımız zaman band genişliği için arlon tabanında 39.085'ten 39.135 GHz'e bir artış, yani yaklaşık 0.04 GHz'e bir artış olurken geri dönüş kaybı azalmasında ise eksi 40 desibellerden eksi 55 desibellere kadar bir düşüş yaşandı. Bu kayda değer bir düşüş oldu. Arlon tabanı için. Aynı şekilde poliamitte de yine baktığımız zaman eksi 40'lardan eksi 60 desibellere kadar bir düşüş, azalma söz konusu. Band genişliğinde de 0.4 GHz'lik bir artış. Referans antenine göre burada bir artış görüyoruz. 4 taban içerisinde en iyi tepkileri veren arlon ve poliamit tabanları oldu bu anlamda. Poliamit tabanı için ise band genişliği artışı yaklaşık 0.8 GHz civarında bir artış varken geri dönüş kaybında çok fazla bir değişim olmadı. Bütün parametrik analizler çok fazla sayıda yapılmasına rağmen burada en fazla eksi 35'lerden eksi 45 desibellere bir azalış oldu. Silikonda ise daha ilginç bir cevap oldu. Ne kadar değişim olursa olsun frekans tepkisi, yani geri dönüş kaybı çok fazla değişmedi. Orijinal antenle modifiye anten arasındaki değişimler çok sınırlı kaldı. Hem geri dönüş kaybı olarak hem de frekans band genişliği olarak silikon diğer malzemelere göre daha yavaş değişimler sunmuş oldu. Sonuçta bunları görmüş olduk. Işınma örüntüsüne baktığımız zaman da 4 malzeme içinde aslında orijinal antenle yeni antenler arasında çok fazla fark olmadığını gördük.
Bu da aslında bizim için iyi bir sonuç oldu. Yani yaptığımız değişikliklere rağmen orijinal antenin ışınmasını çok fazla etkilemeden bant genişliklerinde ve geri dönüş kayıplarında performans artışları elde etmiş olduk. Aslında kazanç olarak buralarda biraz artışlar olsa tabii onu da artı olarak haneye yazabilirdik ama çok fazla kazançlarda artış olmadı. Şuradaki %1 civarlarında bazılarında bazı malzemelerde değişimler oldu. Arlon malzemesi için bu kazançta herhangi bir değişiklik olmadı. Polyimide de aynı şekilde ışın örüntüsüne baktığımız zaman kazanç konusunda bir değişiklik yok. Sadece yan lob seviyesinde çok küçük bir azalma ama o da çok gayet değer bir artı olarak söyleyemeyiz. Yani hemen hemen aynı örüntülere sahip iki anten olmuş oldu. Polyimide de benzer şekilde ışın örüntüleri yine orijinal antenle modifiye anten arasında çok fazla fark yok. Kayıpta bir miktar düşüş var. Son olarak silikonda da yine kayıpta çok küçük bir düşüş var ama bu düşüşler gene anten performansını alıcı veya verici olarak kullanıldığı zaman etkileyecek oranlarda değil. Geneli baktığımız zaman yani olumlu sonuçlar aldığımızı söyleyebiliriz. Bundan sonra yapılması planlanan çalışmalarda dediğim gibi terahertz bandı için malzemeler esas etkili olacak terahertz bandında. Antenlerin de dolayısıyla bu malzemeler o frekans bandı için malzeme seçimleri önem kazanacak. Bunların daha detaylı parametrik analizleri yapılacak. Araştırmalar bu konuda derinleştirilecek ve üretim teknolojileri, yeni üretim teknolojileri araştırılarak antenlerin gerçek ortamda elde edilmeleri sağlanacak. Bunları da önümüzdeki dönemde yapmayı planlıyoruz. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Buyurun, teşekkürler. Soru varsa hızlıca alabiliriz. Erkan Hocam müsaadeniz varsa ben sorabilirim. Ama Arif Hocam el kaldırmış. Arif Hocam, önce Arif Hocam siz buyurun sonra Erhan Hocam buyurun. Sorun değil ya, sıkıntı değil. Gülcan Hocam çok teşekkürler. Bir şey soracaktım. Antenlerin üzerinde kullandığınız yarıkların boyutları birbiriyle eş miydi? Onlarla ilgili bir seçimi nasıl yaptınız acaba? Yarıkların boyutları parametrik analiz sonuçlarına göre belirlendi. Eşit değildi hocam. Yani hepsi farklıydı birbirinden. Ben sadece konumları optimize ettiğinizi zannetmiştim. O yüzden sordum soruyu. Şunlar sanırım değil mi diyorsunuz? Evet. Evet, evet. Yani hem konum hem boyut olarak analizleri yaptık. Yani RTXX ve RTXY düzleminde mesela burada polyimide yarıklar dışarı doğru taşarken silikonda daha merkeze yakın bir şekilde daha iyi sonuçlar elde ettik. Hem konum hem kenar. Peki, teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Erhan Hocam buyurun. Teşekkürler. Barış Gürcan Hocam tebrikler çalışmanız için öncelikle. Tamam hocam. Ben bir şeyi kaçırmış olabilirim. Burada substrate yüksekliği ne kadardı acaba hocam seçtiğiniz? Şu tabloda hocam hızlı geçmiş olabilirim. Evet, 6 mikrometre. 3'ü için 6 mikrometre. Arlon, polyamid ve polyamid. Silikonda 6 mikrometre. Bunları yine literatürdeki çalışmalardan seçtim aslında. Hem de yayılım özelliklerine bağlı olarak tabii yama antenlerin. Hocam çok çalıştığım bir konu değil bu anlamda. Mikro şerit iletim hattının bir terahertz'te iletilmesi. Şimdi bu taban malzemesinin epsilonları ve yüksekliğiyle anten çok küçük olacak evet, boyutlar hocam. Olarak mikron düzeyde. Dolayısıyla iletim hattı da çok küçülüyor. Belki de nano skalasına geliyor olacak evet. İletim hattı. Burada çok yüksek iletim hattı empedanslarından mı bahsediyoruz? Çok yüksek iletim hattı empedans olursa anten matching'i aslında empedans matching'i nasıl olabiliyor ya da diyelim ki gerçek hayatta biz bunları nasıl besleyeceğiz? Yani bir konnektör mü bağlayacağız bu küçük boyuttaki bir yapılar için? Normalde işte evet. SMA konnektörler bağlıyoruz. Fiziksel olarak gerçekleştirildiği zaman nasıl besleniyor bunlar? Bu empedans problemi nasıl çözülüyor? İşte 50 ohm konnektör kullanıyoruz ama burada galiba çok yüksek empedanslardan bahsediyoruz. Ben öyle anlıyorum. Burada hocam yine ben 50 ohm ayarlayaraktan burada aslında optimize ettim. Besleme hattıyla besleme noktası arasında 50 ohmluk bir yine empedans var. Ama tabii SMA konnektör burada olmayacağı için o kısımda haklısınız. Şu an için yeni teknolojilere ihtiyaç var zaten hocam. Yani üretim şeyi olarak, üretim yöntemi olarak da farklı şeyler olacak.
Tamam. O zaman substrat yüksekliği çok ince olduğu için yine 50 ohm'u yakalayabildik o zaman burada. Evet, 50 ohm yakalandı hocam, evet. Tamam. Ama tamam. Dediğiniz gibi hani besleme SMA konektörü olmayacağı için orada farklı şeyler olması gerekecek. Hı-hı. Çok teşekkürler hocam, kolay gelsin. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim hocam, Barış hocam. Sağ olun hocam. Maalesef süreyi biraz açtık. Bir sonraki konuşmacımız, bildirimi, sonraki bildirimiz 170 nolu bildiri. Eşitsiz haberleşme sistemleri için görece küçük, yüksek izolasyonlu iki kapılı bir mantar tasarımı. Bildiri Duygu Yaşar Günal hocam sınavından sunulacak. Hocam buyurun. Duygu hocam. Hocam merhaba. Beni evet. Görebiliyor musunuz şu an? Sizi görüyorum, evet. Hocam ekran paylaşımını eğer durdurabilirseniz ben de Barış ekran hocam. Paylaşımı yapayım. Siz kapatabilirsiniz. Ekran Barış hocam. Hocam kapatmaya çalışıyorum da... Şimdi şehirden kapatıyoruz değil mi? Paylaşımı kapat diye bir şey var hocam. Ekran paylaşımı, paylaşımı kapat gibi bir şey olacak herhalde. Sağ tıklayarak mı görmek gerekiyordu? Şimdi şu şekilde mi? Oldu evet sanırım. Tamam olacak. Teşekkürler. Tamam. Peki hocam sizden bir ricam olacak. Evet. Ben uyarı geldi de vaktimiz fazla kalmamış. 10 dakika vaktimiz var. Biraz hızlanabilirsiniz seviniriz. Çünkü 12'de niye oturum başlayacak? Yani oturum 12'de tam işte son durumumuzu istiyorlar. Maalesef ne yazık ki. Tamam hocam, ben hızlı bir şekilde hani anlatmaya çalışırım. Hı, teşekkürler. Şu an ekran görünüyor mu? Evet görüyoruz. Görüyoruz, duyuyoruz. Buyurun. Tamam, şunu hemen kapatıp başlayayım. Merhaba, ben de Duygu Yaşar Gündoğdu. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı'nda yüksek lisans yapıyorum. Bugün Ayca Hukta Yertay hocamızla beraber hazırladığımız 5. nesil haberleşme sistemleri için görece küçük, yüksek izolasyonlu iki kapılı mayma anten tasarımını sunacağım. Öncelikle sunumumuz 25 slide'dan oluşmakta ve sunum içerisinde çalışmanın amacı, spektrum tahsis ve önemi, MIMO antenler, literatürde yapılan çalışmalar, anten tasarım adımları, anten değerlerinin karşılaştırılması, sonuç ve kaynakça kısımlarına değinecektir. Çalışmanın amacına bakılacak olursa, bu çalışmada 5. nesil haberleşme uygulamalarına yönelik 3 dB kazancı ve 0.41 GHz impedans band genişliğine sahip 3.5 GHz frekansında çalışan bir MIMO anten tasarımı önerilmiştir. Tasarımımız 3 adımda gerçekleştirilmiş olup, ilk adımda verilen geometrik çerçeve içerisinde ikinci ve üçüncü adımlarda çeşitli yamalar eklenerek arzu edilen anten tasarımı oluşturulmaya çalışılmıştır ve bunun için CST programı kullanılmıştır. Anten tasarımının adımlarına geçmeden önce önemli olan birkaç konuya değinmek istiyorum. Bunlardan biri de spektrum tahsisi ve önemi. Spektrum tahsisinde haberleşme sistemleri için olan gereklilikler ve elektromanyetik özellikler önemli etkenler oluşturmakta ve bu etkenler göz önüne alındığında 6 GHz ise bir sınır frekansı olarak kabul edilmektedir. Birçok ülkede de farklı frekans bantları 5. nesil haberleşme sistemleri için tahsis edilmiştir. Bu frekans bantlarından biri de 3.3 ile 4.2 GHz arası frekans bantlarıdır ve bu frekans bantlarının tahsisiyle birlikte haberleşme sistemleri için yeni elemanlara, bu frekanslarda çalışabilecek, bunlara uyumlu elemanlara ihtiyaç duyulmuştur. Bu eleman yapılarından biri de antenlerdir. Antenler elektronik devrelerde verici, alıcı ve verici olarak görev yapan elektromanyetik devre elemanlarıdır ve birçok çeşidi bulunmaktadır. Biz de MIMO anten çeşidini bu tasarımımızda kullandık. MIMO antenler iki İletken malzeme arasında dielektrik bir malzemenin yerleştirilmesiyle elde edilir ve en üst yüzeyde ise çift ya da işte çoklu anten yapıları, yani ışıma yüzeylerinin yerleştirilmesiyle elde edilir. Ve literatürde de birçok MIMO anten kullanılmaktadır. Literatürde yapılan çalışmalara bakacak olursak önemli birkaç değer vardır. Bunlardan biri antenlerin artık yeni nesil teknolojilerle beraber devrelerin küçülmesiyle antenlerin de daha küçük yapıda olması istenmekte ve anten arasında izolasyonun da -10 dB'den daha aşağı olması istenmektedir.
6 numaralı çalışmamızda görece küçük yapılı ve eksi 14 dB seviyelerinde bir izolasyon sağlanmıştır. 7 numaralı çalışmada ise çift bantla çalışabilen 4 kapılı eksi 12 dB seviyelerinde bir izolasyona sahip büyük bir anten geometrisine sahiptir. İsterseniz bunları hızlı geçelim çünkü vaktimiz kalmadı. İsterseniz kendi çalışmamıza geçin yoksa ona da vaktimiz kalmayacak. Tamam. Kusura bakmayın. Önemli değil, hemen anlatayım. Hı. Biz antenlerimizi 3 adımda oluşturduk. Anten 1, anten 2 ve anten 3. Anten 1'de 30'a 20 milimetre kare boyutlarında bir dikdörtgen malzeme kullandık. Burada kullandığımız malzeme Rogers 5080 2.2 dielektrik malzemeye sahipti alttaşımız. Antenimiz geometrik olarak dikdörtgen geometriye sahip ve şekil 1'de antene ait ömer arka yüz verilmekte. Antenlerimizin toprak zemin üzerinde herhangi bir değişim yapmadık. Sadece ön yüzeylerine geometrik yamalar ekledik. Anten 2'de ise besleme hattı üzerine dikdörtgen geometriler elde ederek anten 2'ye ait şekli elde ettik. Antenimize ait parametre değerleri ise çizelge 1'de verildiği gibi elde edilmiştir. Antenlerde önemli birkaç değer vardır. Bunları isterseniz geçebilirim. Sonuç olarak anten 3'te hepsini hızlıca vereyim. Sunum için daha iyi olacaktır. Anten 3'de ise anten 2'nin ana geometrisi yine sabit kalıp sadece V4-L4 boyutlarında iki tane dikdörtgen çerçeve açılmasıyla beraber anten 3'e ait şekil elde edilmiştir. 8'de ise anten 3'e ait geometri verilmiş olup çizelge 2'de ise anten 3'e ait parametre değerleri verilmiştir. Antenlerin tümüne ait olan S11 grafiğine bakılacak olursa antenimizde yapılan değişikliklerle beraber 3. anten adımımız olan anten 3'te 3.5 GHz olan istediğimiz frekans bandını yakaladık. Çalışma frekansını yakaladık ve bu noktada antenimiz için S11 dB seviyesi 35.9 seviyelerine kadar indirildi. Yine band genişliğimiz ise 3.29 GHz'den 3.7 GHz yani 0.41 GHz olacak şekilde bir sonuç elde edildi. Anten adımlarına ait S21 grafiği ise şekil 10'da verildiği gibi elde edilmiştir. Antenimizin S21 grafiklerine neden bakıyoruz? S21 antenler arasındaki izolasyonun önemli bir ölçütüdür ve -1 dB'den daha aşağı bir değerde olması istenir. Anten 3 için bu değer 3.5 GHz için 26.05 dB sonucuna elde edilmiştir. Diğer antenlerimizde hemen hemen bu sonuçlara yakın değerlerdedir. Anten adımlarına ait diğer önemli etkenler ise zarf kolerasyon katsayısı ile çeşitlilik kazancıdır. ECC dediğimiz zarf kolerasyon katsayısı ise 0.1'den daha düşük bir değerde olması istenmektedir ve 3.5 GHz için antenlerimizde hemen hemen hepsinde çok yakın bir değerdedir ve anten 3 için bu değer 0.01 olarak bulunmuştur. Bu da 0'a çok yakın bir değer olduğu grafikten de anlaşılacağı gibi kabul edilebilir bir değerdir. Diğer önemli bir parametre de çeşitlilik kazancıdır ve çeşitlilik kazancının antenler için 10 dB'ye yakın olması istenmektedir. Bizim nihai anten hedefimiz olan 3. antende de bu değer 9.95 dB seviyelerine kadar çıkarılmış olup bu da 10 dB'ye çok yakın bir değerdedir. Yine anten 3'e ait kazanç grafiği ise şekil 13'te verildiği gibi elde edilmiştir. Antenimizin 3.5 GHz'deki kazancı 3 dB seviyelerinde olup çalışma frekans band aralığında ise bu değer 3.2 dB seviyelerine kadar çıkmaktadır. Şekil 14'te anten 3'e ait XZ ve YZ düzlem ışıma örüntüleri verilmiştir. Antenimizin ana kulakçık genliği XZ düzlemi için 2.75 dB, YZ düzlemi için de 0.66 dB'dir. Ve yine ana kulakçık yönleri ise 79 derece ile 114 derece arasındadır. Şekil 15'te ise anten 3'e ait 3 boyutlu ışım örüntüsü ve yüze yakım yoğunluğu verilmiştir. Antenimizin 3.5 GHz'de kazancı 3 dB olduğu, 3 boyutlu ışım örüntüsünden görüldüğü üzere hani fark edilebilir. Bunun yanında yüze yakım yoğunluğu ise antenimizin besleme noktalarında daha yoğun olup diğer yerlerde daha homojen bir dağılıma sahiptir. Antenimizin yani sonuncu nihai antenimizin literatürdeki diğer antenlerle karşılaştırılması ise çizelge 3'te verilmiştir. Bizim antenimizin ana amacı yüksek izolasyonlu ve görece daha küçük bir anten tasarımı elde etmekti. Bu noktada antenimizin boyutlarını karşılaştırılacak olursa literatürdeki diğer antenlere göre görece daha küçük bir yapıyı
tutturmayı sağladık. Ve S2-1 değeri, yani izolasyon değeri ise hem 3.5 GHz'de hem de çalışma bant aralığı için diğer tüm referanslardan daha yüksek, hani daha iyi bir değer verdi. Bu da bizim çalışmamızın ana amacını gerçekleştirmemizi sağladı. Bunun yanında diğer değerleri de karşılaştıracak olursak S1-1 dB seviyesi 3.5 GHz için referans 12 ve 13'ten daha iyi bir sonuç vermiştir. Bant genişliğimiz ise referans 11 ile 12'den daha iyi bir sonuç vermiş ve 13 ile de çok yakın bir değere sahiptir. Yine tepe kazancımız ise referans 12'den daha yüksektir. Sonuç olarak biz bu çalışmada küçük boyutlarda kıtlar arasında yüksek izolasyona sahip çeşitli kazancı ve yüksek yüksek ve zarf kolerasyon katsayısı oldukça düşük seviyede olan iki kapılı bir MIMO anten tasarımı önerdik. Tasarımımızın -10 dB seviyelerinde bant genişliği 0.41 GHz, çalışma frekans bölgesi için maksimum izolasyonu ise -22.5 dB olarak bulunmuştur. Antenimizin MIMO kriterleri karşılayabilecek bir düzeyde olduğu görülmüştür. Bu sebeple de önerilen anten yeni nesil haberleşme sistemlerinde kullanılmaya aday konumdadır. Benim kaynakçam bu şekilde. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa alabilirim. Ben bugün hani biraz hızlı olmaya çalıştım yetişebilmesi için. İnşallah anlaşılım olmuştur. Sizi bir hızlı sınıf yapacağız olarak tekrar aldık. Hoşçakalın. Evet. Yani yapılacak bir şey bulacağım. Önemli değil. Hızlıca sorulabiliriz. Yani saat tam ayık oldu. Peki, teşekkür ederiz o zaman. Oturumu kapatıyoruz. Tamam hocam. Teşekkür ederiz. Kazımlar'a teşekkür ederiz. Hocam biz de teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkürler hocam. İyi günler. Teşekkürler hocam. İyi günler hocam. Teşekkür ederiz. İyi günler. İyi günler.